Selam arkadaşlar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bu defa gene gelin kaynana güzel bir şey tarif vereceğiz. Nasıl ki? Bizim tariflerimiz de güzel oluyormuş, bayağı bakıldığı için. Bu sefer de değişik bir şey yapalım dedik. Nasi köftesi yapacağız. Size teker teker altına da yazacağım nasıl oluyor. Tarifini yazacağım altına. Ve teker teker göstere göstere de videomuzu yapacağız. Sen oradan başladın. Şeylik yapma. Hadi gelin bakalım neler giriyormuş içine. Kayınvalidem başladı. Pirinç giriyor. Kaç bardak koyacaksın anne? 2 bardak. İki bardak. Göstersene. Tutuyor mu? Seni göstersin. 2 bardak. Su bardağı. Bayağı büyük. 2 bardak pirinç konuldu. Bunları yıkıyor musun? Konuşabilirsin. Pul biber. Pul biberi kıymasının içine koyacaksın herhalde sonra, değil mi? Ve karabiber. Şimdi pirinci Pirinci yıka bakalım, sonra geri dön. Pirince 3 bardakta su koyuyor. Bu da haşlamaya koyacağı için ve soğuması gerektiği için ilk önce pirinci koyalım dedik. Sonra da kıymanın tarifini vereceğiz tabii ki. İlk önce bir pirincimizi koyalım. 2 bardak pirince 3 bardak su arkadaşlar. 2,5 koydum ya. 2,5 mu koydun? Ha, 2,5 bardak 3 bardak su mu koydun anne? Tamam, onu verelim. Onu bomba için kullandılar. Geçelim pirincimize. Evet, pirincimizi koyduk. Az da tuz ekliyoruz. Yemek kaşığı kadar. Şöyle bir karıştıralım. Bu pişe dursun arkadaşlar. Biz de kıymamızın içine yapmaya geçelim. Baharatlarını, şeylerini koyalım. Bunu aldım. Şuna esas bundan giriyor. Esas ondan giriyor. Bu da nasıl? İkisi de aynı. Aynı. Yalnız yok, ikisi aynı. Aynı. Aynı ikisi. İki farklı markadan aldım. Bundan da olabilir, bundan da olabilir. Nasi goreng. Burada Mix von Grund und Kräuter diye aldım. O girecek içine. Başka ne girecek? Pilavın içine bunu katacağım. Onu pilavın içine katacağım. Bu pişecek. Aha. İçinde sebze olduğu için haşlanacak içindeki sebzeler. Bu pilavın içine giriyor. Bak, farkı göstereyim. Bu da pudra halinde. Bunda da daha çok tam gözüküyor mu göremedim. Bunda daha çok şey var, sebze var. Bu da daha çok pudra halinde olduğu için bu daha güzel olur. Yani bu daha güzel olur içinde. Onu da söyleyeyim dedim. Biz bu seferlik fazla yapmayacağız. Böyle tadımlık yapacağımız için kıymayı 500 veya 600 gramlık yaptık. Pirinci de ona göre. Siz yani mesela 1 kilo kıymadan yaparsanız, hani difrize de koymak için, pirinci de kaç bardak yapsınlar? 3-4 bardak falan Onun da çok yapabilirsiniz. sürüyor ama. Ama olsun, difrizlik. Soğanları göstereyim. Bayağı soğan giriyor içine, kıymasına. Ne kadar koymuşuz? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane bayağı büyük soğan rondodan geçecek. Kayınvalidem, annem. Ben de bunları kızartayım arkadaşlar. Anne, baharatını ne zaman koyacağız? Onu anlatalım. Duydunuz mu? Soğanı kavrulurken katarız diyor. Kattığımız an ben size geri döneceğim arkadaşlar. Ben bunu hem kavurayım birazcık. Sonra görüşürüz. Baya ince doğrandı. Bunu sonra kıymaya açacağız arkadaşlar. Ekledik soğanları.
Kıyma biraz kavrulacak dedik ki. Yani kıymayı biraz kavurduktan sonra soğanını ekledik. Gördüğünüz gibi bayağı soğan oldu. İçinde bol soğanlı daha lezzetli oluyor. Aynen. Siz o kadar sevmiyorsanız soğanı bir tane bir tık az da yapabilirsiniz. Ay, soğanın acısı geldi gözüme. Uy. Çabuk kavuralım da. Evet, pilavın baharatlarını koyuyoruz bir torba. Bak mesela bu sebze daha sebzeli, bu da daha pudralımış. Onu ben yanlış almışım. İkisi böyle olacak yani. İkisi aynı mı? İkisi bundan olacak arkadaşlar. Soğanımız da kavrulmamız. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Pirinci bir karıştıralım. Dur, ben kaşık alayım. Evet, karıştırdık. Salçamızı koyuyoruz. Biber salçası. Arkadaşlar, buna bayağı salça giriyor. Pirinçli olduğu için bayağı salça giriyor. Bir büyük kaşık biber salçası koydu anne. Bir de domates salçası koydu, şimdi ekledi. Yemek kaşığından 2 kaşık olur herhalde. Yani toplam 4 yemek kaşığı salça giriyor. Biber salçası. 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı biber ama domates salçası karıştırdım ben de. Biz şey yapıyoruz. Bu pul biber. Biz salça seviyoruz. İyi de ben nasıl yiyeceğim anne, benlik yap. Evet, doğru ya. Karabiber. Onlar da herhalde bir yemek kaşığı kadar falan koyuyorsun. Değil mi? Acısı, yanlışım yoksa. Biber salçası sevmiyorlarsa sadece biber salçası. Aynen. Fazla acı sevmiyorsunuz sanız diyor annem. Sadece biber salçayla domates salçası koyabilirsiniz. Şöyle. Bak, pilavımız da oldu. Bir karıştıralım. Bak, içindeki sebzeler şey olmaya başladı. Büyümeye başladı diyelim. O pişti. Bunu soğumaya alacağız. İkisi de pişti gibi. Ne? Sonra da dışını anlatacağız arkadaşlar. Bunu bir soğumaya alalım. Yoksa ellerimiz yanar tabii. Bunun ki. Bunun sosuna biber salça tuz olduğu için bir bakıp tatacağım. Ha. Herhalde. Tuzunu kararınıza göre, damak zevkinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. Biber salçalı tuz olduğu için biber salçası. Hı-hı. Yani ölçü veremedim şimdi. Ha, tamam, sonra bakarız bir tadına. Tuzu eksikse de ekleriz. Bizim biber salçamız tuzlu olduğu için diyor annem, anlatıyor. Onun için tuzuna karar veremedim. Sonra bir bakacağız tadına. Eğer tuzsuzsa tuz ekleyeceğiz. Siz de artık bakabilirsiniz tadına. Bak, pirinçler nasıl güzel oldu. Tuzu iyi mi? Tuzu iyiymiş. Çok güzel olmuş. Tahmin ettim zaten. Sen koydun bayağı. Eyvah eyvah. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Neyse, gösterelim. Çünkü şeyde pilavı da bayağı baharatlı oluyor. Neyse, ağzım yana yana yiyeceğim artık. Bunları soğumaya alıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, geçen sefer lahmacun yaptığımızda yorum gelmiş. Teyze bileziklerin güzel ama çıkar bir dahaki sefere diye. Annem de onu o yorumu okuyordu. Zavallım bileziklerini çıkarttı, sonra tabii ki takacak. İşimiz bittikten sonra. Aynen. Biz burada geri hazırlıkları yapalım, daha sonra geri döneceğiz size arkadaşlar. Evet, gelelim dışına. Dışı çıtı panelan yapacağız. Ve 10 tane yumurta kırıp çırpacağız. Köftelere yoğurup sonra işlem prosedürünü göstereceğiz size. İlk önce bir 10 tane bir yumurtamızı kıralım. Çırpalım. Çırpalım. Yemek tatlı tuz atacağız içine.
Bir de yemek kaşığı, bir yemek kaşığı tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Tuz da atacağız içine yumurtanın. 10 tane duruyor. He he. 10 tane. Bu arada da soğuması için şuraya şey pirinci aldık. Ha, yarım bardak mı ekstradan koydun anne? Pirinci biraz az geldi gözümüze. Onun için yarım su bardağı daha ekstradan ekledik. Şöyle. Ekledi annem yani. Yağ katılmıyor da. Yağ katılmıyor. Pirince. Kremaya 2 kaşık çiçek yağı kattık. Yapışmasın diye. Duymuşsunuzdur büyük ihtimal. Tekrarlamayayım. Zaten ben alt yazıda geçeceğim. Yazacağım tarifi. Azıcık da tuz atalım buna. Şimdi bu tepsinin içine de çıtırpaneden koyacağız. Bayağı çok gidiyor. Büyük paket aldım onun için. Normalde küçük paketlerden şöyle 10-15 tane falan gidiyor. Değil mi? 5 tane gidiyor. Ha? 5 tane falan. 4-5 tane gidiyormuş. Yanlış söylemişim. Bu kadar da tuz kattım için. He. Bunu çırpacağız. Bunu çırpalım. Bir de çırparken göster. Tamam. Yumurta yetmeyebilir. Sonradan eklersek söyleriz. Hı hı. Yumurta da çok gidiyor. Yumurta evet. Yumurtayla çıtırpane çok gidiyor. Yetmeyebilir. Sonra eklememiz gerekebilir. Biz şimdilik 10 taneyle başladık. Şu tepsiye de dökelim pane harcımızı. Pane unumuzu. Evet. Başlayabiliriz artık. Ben yokken annem yarım çay bardağı süt koymuş yumurtanın içine. Katabilirsiniz. Yani. Katabilirsiniz. O isteğe bağlı. Mecbur değil. Şimdi kıymamız soğudu. Bunu pirince karıştıracağız. Şöyle alayım. Heh. Köşe kapmaca oynuyoruz. Ekleyelim, karıştıralım. Tutayım mı tavayı, tencereyi? Bayağı güzel gözüküyor ama bayağı da acı gözüküyor anne. Pirinci şey diyorsun. Hı. Bekliyorum. Ellerini yıkadı annem, evet. Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Az da bunun sosu oluyor. Az da sosundan kaçacağız. Şu sosunu getirsin mi Mustafa Bey? Bir saniye onu alayım ben. Diyeceksiniz hangi sos? Göstereyim hemen. Ketçap mayonez sosu. 2 yemek kaşığı kadar. Ondan koyuyoruz. Yeter mi? Azıcık da. 3 yaklaşık. Tamam yeter. 3 oldu. 3 yemek kaşığı da bundan koyduk. Karıştırmaya devam. Sonra geri döneceğiz arkadaşlar. Köfteyi yapmaya başladığımızda. Tuzuna bakabilirsiniz de. Hı hı. Arada da tuzunu kontrol edebilirsiniz. Kendi damak tatlarına göre. Aynen evet. Güzel karıştı. Kıymaya hiç atmadım. Salça ama tuzlu salça olmuş. Tuzlu oldu. Onun tuzu da iyi demiştin. Sonra bakayım hı-hı tadına. Bakın arkadaşlar köftelerimiz böyle küçük küçük yapıyoruz. Bu aslında büyük. Bunu yumurtaya koyup bandırıp sonra pane harcına. Sonra tekrar yumurtaya, tekrar pane harcına. Ondan sonra tepsiye, oradan da defrize. Az dondurulması gerekiyor değil mi anne? Böyle taze de kızartabilirsin. O zaman dağılmaz mı? Yok, evet. Çok olursa şeye katarsın. Defrizde.
Biz böyle yapalım, onu gösterelim arkadaşlar. Bir saniye ben telefon şeyi koyayım, kamerayı koyayım. Bunları şimdi işte pane harcına koyup bir posta dağılmaması için. Dağılmaması için aynen. Üstüne tepsiye alıyoruz. Sonra ikinci posta geçeceğiz. Bu işlemi yani iki defa yapıyorsunuz. Sonra göstereyim ben. Yoksa dağılır. Yoksa dağılır, evet. Yani bu köfteleri tekrar yumurtaya bandırıp pane harcından geçiriliyor arkadaşlar. Ondan sonra köfte oluyor. Köfte oluyor. Ama çok güzel lezzetli oluyor. Aynen. Bir tepsimiz bitti. Azıcık kaldı. Unu eklememiz gerekiyor. Yumurtaya da sonra az eklememiz gerekiyor. Yetmez ekleriz. Sonra da kızartıp onu göstereyim. Ondan sonra da herkese afiyet olsun diyorum. Bunu difrize de atabiliriz. Bir kısmını pişirip bir kısmını da difrize atacağım zaten. Onu da göstereyim sonra. Çok da güzel ama yiyeceğiniz kadar güzel. Evet, burada bunlar da kızartılmış halleri. Böyle kahve altın rengi alasıya kadar kızartın. Yağı iyice ısıtın arkadaşlar. Bayağı kızarsın ya, ondan sonra koyun. Yoksa dağılıyor. Bakalım bir tadım yapalım. Kemal bakalım nasıl beğenecek mi? Ana ben çorbayı koyasıya kadar bunlar bitirmiş. Nasıl, güzel miydi? Elinize sağlık, güzel olmuş. Afiyet olsun. Acımamış. Yok, hafif. Bunu en güzel neyle yenilir Kemal? Neyle? En güzel. Mayonez de toh. Eğer mayonez katarsanız yanına daha lezzetli oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun arkadaşlara. Arkadaşlar ellerinize kollarınıza yapanların da ellerinize sağlık şimdiden. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Tarifleri yaptık. İnşallah keyifle yersiniz. Afiyet olsun herkese şimdiden. Ama kızartınca koysun. Kızartınca da koyacağım. Koydum zaten. Onu sonra göreceksiniz. Ellerinize sağlık anne. Eline sağlık. Yeğenlere. Afiyet olsun yeğenlere. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.